Hemen evler, ak gerdan altında çiftedir benler. Okunalı parmaklarda o beyaz eller, yolcu yolundan eyler bu güzel. Yüce dağ başına ekin ekilmez, yağmur yağmayınca kökü sökülmez. Şu gençlikte hasretlik çekilmez, kaldım meceli dağlar başında. Yüce dağ başında karlar erimiş, ovalara karlar yağmış, yükseklere buz. Gel sarılalım kaçalım ince belli kız. 1927 doğumluyum. Esas 26 ya. Şu kardeşim benim o 28. Ben hani askere 3 tane kardeşim vardı. Bir de beni aldılar 4 tane oldu. 6 kardeşiz biz. Sık olmuşuz. Ondan sonra ben tekrar onları şey ettikten geri benim bir kardeşim vardı. Bizim 250-300 koyunumuz vardı. O koyunları yalnız hakkında gelemez, yan olmasın diye beni yani yardımcı olarak babamın yanına katıvadı. Bir ufacık kebenek döktürüverdi bana. 7 yaşındaydım bak, okula daha gitmediydim. Onunla şeydeki öğretmen çıka geldi. Mehmet dayı dedi, babamın adı Mehmet dedi. Mehmet dayı dedi, oğlanın birini dedi, okula yollamayan onu götüreceğim, okula götüreceğim dedi. O zamana kadar babam peki dedi, ben 7 yaşında okula girdim. Okuldan kere 3 sene okudum, peki dereceyle 3. sınıftan çıktım. Bizim köy güzellani bir köydü. 5 yoğudu benim günümde. Atatürk'ün öldüğü sene okuldan çıktım 1938'de. Ondan sonra tekrar ben okuldan çıktım, babamı rahmetli yine onun yanına katıvadı. Bir babamın askeri bir yörük vardı, kes çavuş diye. Onun yanına biz kışın oraya gidiyorduk, Acıdere köyü vardır. Acıdere köyünde onun yanında durardım ben 3 ay. Hıdırellez'e kadar tekrar buraya geldim. Burada yalnız başıma koyun giderdim daha 11-12 yaşlarına. Ondan sonra kardeşlerim askere gidince bu da hakkından gelemedi. O birader o zaman da o da iyiydi. O güdeki ben aç iyileşmelik yaptım. O da hakkından askere gidiverdi. Bir de askerde hastalandı. Ondan sonra ben tekrar askere gittim tekrar. Askerden gelince orada askerde 3 sene askerlik yaptım. Nerede yaptın Mustafa amca? Sivas'ın Zara kazasında. Orada askerlik yaparak bizim yüzbaşım vardı, İstanbul'u Celal Toreli diye. O beni çok severdi. Sonra beni dedi, seni ben çavuş edeceğim dedi. Ondan sonra başta Erzurum'dan çavuşlar vardı. O zaman ben tabii genç olduğumdan yüzüm parladı, koyun güttüğümden ilik gibiydim. Beni karısını o zaman yüzbaşılara şey oluyordu, hademi seçiyorlardı. Hemşire seçiyorlardı. Beni hani çavuş atacağını beni killere nöbete yolladı. Hanım gelmiş, saçkın bir adam götürmüş. Onu da yenmemişler. Tekrar beni geldi. Dürüst bir çocuk var dedi. Hayrettin Köyü vardır. Benim hemşire. Onu yolladım. Onunla geçindiler, şey ettiler. Ondan sonra ben askere gittim. Askerde çavuş oldum. 6 ay kurs gördüm. Tekrar kurs görünce bir general geldi. 3. Ordu Komutanı. İzzettin Aksolur. Ondan sonra bir de şey geldi, Zeki Okan diye kolordu komutanı, ikisi bizim böyle teftiş ettiler. Ondan sonra Aslimen vardı, Buldurlu. Ona sordu, Aslimen dedi, harp ediyoruz dedi, sağımıza da top mermisi cavırın, solumuza da şey, bunu nasıl edeceksin dedi, bir erlerine komut ver dedi. O da dedi, yavaşçacık, yanındaki de ben bile zor duydum. Benim takım dedi, yavaşça avcı zincirle beni takip et dedi. O da hemen kalktı, avcı zincirinde kalktı, hemen açık gitti o ağaç kadar düdük çaldı general. Gel dedi. Yüzbaşı dedi, yüzbaşım dedi, yere komut verecek çavuşun var mı dedi. O da var generalim dedi, aslan çavuş çık dedi bana. Hiç adım bir söylemiyor Allah, hiç soyadım söylüyor Allah. Aslan çavuş çık dedi, ben vardım, bir selam çaktım generala, buyur sayın generalim dedim. O da dedi, oğlum dedi, aynı buna verdiğim şeyi dedi bak, duydun kulağınla dedi. Sağına soluna mermi düşüyor dedi, erler kurtarmamı, kırmamı için bir komut ver dedi.
Sağ ol generalim, vermiş oldun, sözünü yerine getireceksin dedim. Ondan geri ben bağladım Eret'in başına, ondan mevzide kahura kadar çukurun içinde öyle. 35 tane işte aşağı gibi diye. Başına benim takım dedim. Harp ediyoruz dedim, sağımıza solumu mermi düşüyor dedim. Aralıklar 15 adım dedim. 15 adım gözünüze kestirerek beni takip edin dedim. Marş marş de bir komut verdim, hani yüksek konuşuyorum ben. O zamana kadar ben de bir kilometre ileri gitmişim. Düdüğü zor duydum. Ondan sonra en arkada yer çıkmış bir general çıktı. General. Ondan sonra dedi general, oğlum gel bakayım buraya çavuşum dedi bana. Böyle koca general çavuşum gel buraya dedi. Vardım bir selam çaktım. Buyur general. Oğlum sen kaçıncı sınıftan çıktın dedi bana. Ben de sayın generalim, bizim köyümüz Züellani bir köy, ufak köy dedim. Benim gündü 5 yoğudu, 3'ten çıktım, peki dereceğim şehadetname ama dedim. Ulan çavuşum dedi, 5'ten olaydın dedi. Şimdi bu Asteğmen'in terfiyesini sökerdim, seni omuzuna takardım dedi. Al, alay komutanına kadar büyüyordum, bu alaya komut veriyesine büyüyordum dedi bana. Sağ ol generalim dedim. Ondan sonra bir alkış subayla general. Ondan sonra ben yerime yüzbaşlarda oğlum yerine git dedi. Ondan subayla beraber gitti. Kaç yıl yaptın he. Mustafa amca askerliği? 30 sene. 30 ay. 30 ay. Ondan 36'ya açık Menderes rahmatı indirdi o zaman 30 ay yaptım. Askerden gelince neler yaptın? Ondan sonra gelince ben askerden tabii bununla yetiştik abi, bu başladı. Bu da 28 doğumlu, bu ilaçberlik yapıyor. Ben koyun güttüm. Bizim birader var, muhtarıdı. Böyle baş olmaz dedi, herkes malını besin ayıralım dedi. Askerden şey ettiler abi, geldiler onlar. Tekrar koyunları üleştik. Üleştikten geri herkes koyunu aldı, gütmeye başladı. Ben tekrar, benim hanım elverişliydi bak, bunları hep o dokurdu böyle hünler onları. Askerden gelince mi? Askerden gelince evlendim. Ondan sonra koyunu başladım, 30 sene koyun güttüm. 30 sene koyun güttükten sonra tabii iyileştik, halimatım iyi oldu. Bir yörük var, 50 tane kuzu aldım, 30 tane kuzu aldım, 20 de kendine kattım. Bir sene güttüm, toklu oldu. O zaman mal para yetmiyor pek. Şöyle koyun topla, kuyruğunu çekim, 50 beğendin 100 lira, 50 beğendin 100 lira. 50 kuzu sattım, 5 bin lira, milyon para etti, 150 liradan. Gittim ovadan bir tarla aldım. Ondan sonra ovadan tarla aldım, ondan geri, oradan aldıktan geri ona mancır ektim. İleşberi kaldırdım oradan, amale götürdüm. Tekrar kalktıktan bir adamla geldi. Öyle ben ipotik tutacağım, benim tarlaya logo dedi. Mallığı ver dedim, vermedi. 3 milyon verdim ona. 5 sene mi ödedi, 6 sene de mi ödedi, 16 ton pamuk kaldırdım oradan. Oradan sattım, Cengiz'le bir ev yaptım. Şu oğlum var, bir cez tamirci, iki de kızım var. Biri buranın belediye işte, bu çocuk biliyor ya başkan. Birini onda, biri de Böceli'nin en zengin adamına verdim orada. Rahatları bir de yok. Kaç tane çocuğun var Mustafa amca? 3 tane, 2 kız bir oğlan. Oğlana da bir ev yapmadım oraya, 2 katlı beton örme. Oğlan tamirci parayı yırttı, bir de kendi yaptı. 5. katta duruyor şimdi, oğlan benim verdiğimi kiraya veriyor. Ne güzel. Ondan sonra ben tekrar birini koyup, koyunu güttükten geri gari. Ondan sonra baktım oğlan arkamda yok, karı da yaşlandı. Öyle dedim ya, kaç koyunları satayım dedim. Bizim biraderin oğlu var, Almanya'ya gitti. O da geldi, 2 sene mi 3 sene mi durdu. Öyle beni çavuşam dedi, bir araba alalım ikimiz dedi. Senin paran var dedi. Tekrar koyunları sattım. 50 bin lira o kattı, 50 de ben kattım. Milyon, bir kamyon aldık Acanta'dan, Mesin Özkar'dan şeyden. Denizden. Kamyonculuk mu yaptın bir de? Bir de kamyonculuk, 10 sene Türkiye'nin her tarafını bana sor. Gözüm bağla, İstanbul'unu karış karış bilirin her yeri. Ne yaptın? Kamyonculuk. Kamyonculuk yaptım, kamyonculuk. Ay ne, üzüm bir şey mi taşıdın, sebze falan mı taşıdın, ne yaptın kamyonculuk? Buradan Hunaz'dan Thomas Sarı'dık Konya'ya. Konya'dan yük sarardık Denizli'ye. Denizli'den üzüm çıkıyordu o zaman, Çivri'den üzüm sattık Erzurum'a. Erzurum'da durak üzümü sattıktan yer Manisa'dan bir çıtlık sahibi geldi, orada camız aldı Ardahan'dan. Onun camını süredik, yükledi, iki arkadaş sürlerli vardı onunla beraber. O zaman tam Manisa'ya 100 sefer camı sardım geldim Ardahan'dan. Ursun gündüne vardım, köprünün başına geldim, arpa çay geçiyor altından. Bir anda şey var,
Görün yani cabrın veksi var. Bir anda bizki cığıra yaktılar ikisi. Beni de verdiler. Ondan sonra arabayı yükledim geldim gayri Erzurum'dan. Ondan sonra baktım ikisi ver kaza yaptık. Ula bunun sonu yok dedim. Kaç dedim da arabayı da satayım dedim. Arabayı sattım. Bu yanda bir şey almaya kalktık. Bir şey almaya, bir şeyin parası bizim kızın oğlu var. Almanya'dan geldi paralı. 50 o kattı, 50 de ben kattı bine. Arabayı sattım da paravaga. Ondan sonra o bizim biladerim o da açık. Hani ben uyanıyordum açık. Ula o bize bir şey yapıştırmaz diye. Ben gitmiş kamyonu bağlatmış, sattığımız kamyonu ödemediydi daha adam. Hepsini vermediydi. Bağlamış. Çavuş dedi, biçerin parasını al gel dedi, bana bak, oyuna bak. Biçerin parasını al gel dedi, ikimiz arabacılı devam edelim dedi. Gittim biçerin parasını, biçer de gelmiş de senin biçer bu dedi adam, götür dedi. Her işi görmüşsün yani Mustafa, he. Biçer, kamyon, he. Hangisi daha iyi sence, koyunculuk mu iyiydi? En iyi koyunculuğu gördüm, para bozdu onda. Yapıyor mu şu anda? He, yapmıyorum ya, boşladın diyeceksin ha. Ondan gel, biçerin parasını aldım geldim, o şoför de... Kardeşi 35 ay ödemedi. Arabanın çiyesini 250 bin lira sattık. 125 bin lira paramız var. Milyon. O zaman kardeş başlamış. O andan aldı geldi bizim parayı ödedi. Hadi arabanı götür dedik gari. O adam ondan sonra. Biçer de çiğ etti. Ben borçladım gari. Yaşlandım. Şimdi maaşa da bağlandım. Rahatıma bakıyorsun gari. Ayda 1 milyon para alıyorsun. İşte hanım da öldü. 87 senesinde öldü. 2097'sinde öldü. 7-8 senenin içine girdi. 2009'unda öldü. Ben kendim hani koyun güttüm de oralarda aşağıda hanım gelirse kendim yemeğim bile güzel pişiririm ben. Yemeğim pişiren gelen işte burada yatayan pencere yatken sabah namazı 3'te kalkan namazıma gidiyorsun. Gel keyfim gel. Namazdan geliyorsun pazar gün dolduran her şeyin bol. Alıp yiyen yan geliyorsun kardeşim. Bana diye 3 tane adam karı geldi bura dol. Bak bu anması adı Müslüm diye de. Alacaksan dedi ben sana vereceğim dedi karı beni. Ben de almayacağım. Ben yaşlandım da ben borçladım evliye. Hanımın yaşayan yerine ben öküz bağlamam dedi. Tabii öyle dedim. Karıları reddettim karılar. Gelecekti karılar beni. Almadım kaçta böyle yaşayacağım. 90 yaşına gittim galiba ben. İşleri bitirelim, işleri anlattık. Teyze, nenemin ismi neydi? Mustafa amca? Mustafa Arslan. Hayır, eşinin ismi neydi? Ayşe Arslan. Ayşe teyzemi nerede gördün, nasıl beğendin, nasıl aldın onu anlat bir de. Hiç anlatmadın Ayşe teyzemi. Öyle işte geldi, burada tabii onların da vardı koyunu. Gideki şey dedi anlaştık, aldım. Aynı koyun, onların da mı koyunları vardı? Onun babasının vardı? Da vardı koyunu. Bak istersen fotoğrafını getireyim bakacaksınız. Orada mı gördünüz birbirinizi? Buralarda benim orada karışık güdeydi onlarla. Kardeşi vardı karışık güdeydi koyunu. O da, ona da ben karını boğazına şu kadar altın var. Beşi birlikli aynalı altına, büyük altına da. O benim kayına hani yoldaş etmek için oğlan gelmiyor tamirci. Ona karını boğazına altınları verdim. Bozdurdu o da 50-60 tane koyun aldı. İkimiz karışık güttük ha. Onu da en sonra... Ben koyunlar çetreye boşluktan gelip o yalnız başına güttü. Bu ya da garajda vurdular birine çekemezdik yüzünden. Birine koyun alamamış eldine tecarete onun koçu varmış. Kayınoğlanın ama. Benim kayının koçu vardı 150 tane koyun alamış. O benim damadın o şişesine alamamış. O da koçu beni ver demiş. Koyunlar tecarat bulunca sattı tecarat ulaşmış. Koçu beni ver demiş. Adam da seni sattın adam. Koşmuyor koçun sayısını almış. O da vermeyedi. Koçu vermeyince de ona kızgınından torpil kurdular. Garajda öldürdüler adamı. Ondan geri kaydı. Hacıya gittiniz mi Mustafa amca? Hacıya gidemedim dayım be. Param var da bak amcam var. O balını çekeyim parayı vermedim. Halam var parayı vermedim. 5'e milyara o zaman Çal'da bir adam vardı. Yılık boyun diye. Çalıoğlu şoförü. Onunla gidiyorlardı arabayla. Ben parayı verdim. Benim parayla hacıya gittiler. Gele ben gitmedim. Ben şimdi ağzım ben sinirliyim ben açık. Parayı osuyorum ben. Şimdi bu ayağımı çulaldı alıver ya. Hayamına koydum ayağı diyorum ben. Kendi kendime suyuyorum. Ondan mı gitmeyeyim? Onun üstüne gidemedim. Suymeden gidemedim. Adamlar da sen zapt edemezsin diye benim güve. Hacılığın gider senin diye gitmeyemeni istedim. Gitmiyorsun hacılığa. Onun için gitmedim. Benim güve indi. Sen...
ayağını çolan süyesin, var ya birine kavga edersin, süyesin acılı bozarsın dedi. Günah çok girersin dedi. Onun için gidemedim. Hayırlısı ya. Hayırlısı. Hayırlısı. Param bol var, yine param var. Gitmeyen işte kavga, onun için gidemedim. Şimdi nasıl geçiyor zamanın? Yalnızsın. Buyur. Yalnızsın. Şimdi nasıl geçiyor zamanın? Neler yapıyorsun? İşte koyun güttüm diyene. Şimdi ne yapıyorsun şimdi? Şimdi ben işimde bir şey yapmayan kadar. Beş vakit namazımı kılıyorsun, camıdan geliyorsun, bir kahve atıyorsun. Ezel saate bakıyorsun, şimdi beş dedi mi yine giderim namaza. Olsun, yine de küfretmiyorsun ama değil mi? Gitmem. Orla diye etmiyor ya. Canım. Kamatı bile ederim. Hoca beni, kamatı bile okurum ben. Kendim, hoca namaz kıldırır, ben kamat ederim işte kardeşim yüzük. Koca bölüm işte kamat ederim ben. Okumuşluğum iyidir benim.